Maskesi de taktı olsun adam. Şimdi hazırız, nasılsınız? Sosyal mesafeye dikkat ediyorsak iyiyiz. Ediyoruz, tabii, ediyoruz. Hiç sıkıntı yok. Bir telefonumu sessize alayım. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Öyle. Hala da geçmeye devam ediyoruz. Nasıl geçti sizin için? Neler yaptınız bu süreçte? Hiç göremedik biz sizi de. Vallahi benim kayınpeder rahatsızdı. O yüzden Ege tarafına gitmek durumunda kaldık. Bir hastane süreci vardı. Bu hastalıkla alakalı olmayan, ayrıca olan. Ama yapacak bir şey yok. Elle gelen düğün, bayram. Herkes gibi. İyi gidiyor, her şey yolunda, yolunda. Hala tedavisi devam ediyor mu? Ediyor, ediyor. Hastanede değil, tedavi devam ediyor ama. Tekrar tabii, İyi valla, yok. Yani hastalıklar tedavileri olsun yeter ki. Onlar bizim belirlediğimiz şeyler değil. Dolayısıyla... Bunların dışında pek neler yapıyorsunuz? Yaz geldi, planınız var mı? Olacak olacak, az kaldı. Yakında duyarsınız, bir iş anlaşması olmak üzere ramak kaldı. Ben de özledim, dönüyorum yani televizyonlara. Televizyona mı? Dizi olarak? Televizyona dönüyorum. Televizyona dönüyorum. Çok merak ettik aslında şu anda. Hani evet, işte onu yapım şirketine bırakmış olalım. Bugüne kadar izlenmemiş benim tarafımdan, hani o tarz bir adam oynamadım. Benim için de bir değişik bir şey olacak. İyi olacak diye umuyorum. Orada tüyo soru geliyor. Söyle. Kenarda bir açıklamanız olmuş Kenan Bey'le ilgili, güzel ya, tatlı bir sohbet gerçekleşti orada ama sonradan haber olmuş, evet. Sevgili Seçkin'le bir sohbet ederken Ezel'in ilk sürecine dair öyle bir soru sordu. Anı oydu yani, o anlattığım gibiydi. Görüşüyor musunuz Kenan Bey'le, çocuğu oluyor? Tabii ki görüşüyorum. Kenan benim yakın arkadaşım. Çocuklar biliyor musunuz? Estağfurullah, estağfurullah. Yakın arkadaşlık şeydir ya, yani hayata dair birbirinizle ne biliyorsanız biraz paylaşmaktır aynı zamanda. Yoksa birileri daha önde sahibi, çocuk sahibi oldu diye daha iyi biliyor anlamına gelmesin. Ama tecrübelerimizi tabii ki sevdiğimiz insanlarla paylaşıyoruz.